Mesela Sergen Hoca da çok yaşadı bu olayı. Ben de son dönemlerine yetişmiştim. Ben de PAF takımda oynarken Beşiktaş A takımının maçından önce oynuyorduk. Bu bizim ve benim gibi oyunculara çok büyük bir artı katmıştı. Ama şöyle de bir şey var. Ben yaklaşık 10 sene Beşiktaş'ın altyapısında antrenörlük yaptım. Şu anda da profesyonel takımdayım. Sergen Hoca'nın yardımcısıyım. Ya üst tarafta altyapıyı kesinlikle ayırmamak gerekiyor. Sizin söylediğiniz çoğu şeye çok katılıyorum. Ama şöyle de bir şey var. Genç oyuncularla alakalı bakış açısını çok değiştirmemiz gerekiyor. Yani bir şeyleri kaybetmek çok kolay ama kazanmak çok zor esasında. Yani onlara bakış açısını değiştirebilen bir mantalitenin orada olması gerektiğini düşünenlerdenim. Bunu da sağ olsun Sergen Hoca çok dinliyor beni. Çok da alışveriş yani fikir olarak alışverişte çok bulunuyoruz. Benim bu noktada hani şey söylemeyeyim yanlış anlaşılabilir ama daha diğer hocalarla alakalı söyleyeceğim şeylerle alakalı yanlış anlaşılabilir. Şunu söylemek istiyorum. Genç oyunculara biz ne kadar şans verir, ne kadar onlara güvenimizi hissettirirsek sizin bu söylediğiniz aşağı ile yukarının arasındaki bağlantının kopmayacağına inananlardanım ben. Çünkü onlar bizim evlatlarımız ve diğer oyunculara gösterdiğimiz sevgiyi de, saygıyı da, hoşgörüyü de bizim kendi kaynak düzenimizden çıkan oyuncularımıza da göstermek zorundayız. Tabii ki alt taraftan gelindiği zaman çok başka bir dünyaya geliniyor. Bunu ben şimdi buradayken yani çalıştığım, şu anda çalıştığım yerde çok iyi anlıyorum. Oyunculara bakış açımda ona göre biraz da değişiyor. Onlara da yardımcı olmaya çalışıyorum ister istemez. Ama şunu söyleyebilirim. Sergen Hoca ile beraber muhakkak bu sizin söylediğiniz zincir halkasını biz sapasağlam bir hale getireceğiz. İnşallah hocam. İnşallah. Ve galiba bu noktada işte iletişim de devreye giriyor. Yani o oyuncuların belki altyapıdan çıkacak oyuncuların dilinden anlamak, aynı yerden gelmiş hocalarla bu işi yapabilmek biraz daha kolay ki siz de zaten o yoldan geçtiniz değil mi Ozan hocam? Bu noktada hani Sergen Hoca da siz de dolayısıyla iletişim de biraz daha önem kazanıyor orada. Belki biraz daha kolaylaştırıyor empati duygusu da keza. Tabii ki. Tabii, aynen öyle. Zaten şöyle bir şey var. Yani şimdi orada beni gördüklerinde biraz daha özgüvenleri geliyor. Biraz daha kendilerini güçlü hissediyorlar. Onu ister istemez siz de hissedebiliyorsun. Ya Kartal'la biliyorsunuz profesyonel takımımızda bulunan Kartal çok da süre aldı. Bizim onunla tanışmamız ya, zannedersem 11 yaşındaydı. Yani daha çocuktu. Şimdi mesela onu gördüğüm zaman yani hem insanın tüyleri ürperiyor hem çok duygusallaşıyorsunuz. Ve onların benim de orada olmam onların da hoşuna gidiyor tabii ki. Bu anlamda söylediğinizde çok haklısınız. Hem altyapıyla olan hem profesyonel takımla olan aradaki iletişimi çok iyi sağladığımızı düşünüyoruz. İnşallah daha da iyi yerlere geleceğiz diye yani öz kaynak üzerinden yetişen oyuncuları daha da adapte ederek inşallah başaracağız bu işi diye düşünüyorum. İnşallah. Peki İnşallah. bir de tabii kaleci konusu var aslında uzun zamandır gündemde olan. Karyos'un gidişiyle birlikte Beşiktaş'ta kaleyi kim devralacak? Yani bununla ilgili tabii ki henüz sezonun başlamasına zaman var ama kafada oluşturulmuş bir şablon var mı hocam? Yani şu anda öyle bir şablonumuz yok çünkü biraz daha zamanımız var. Evet, Kadriyus gitti. Şu an bizim kadromuzda bulunan iki tane çok iyi kalecimiz var. İkisi de genç ve çok yetenekli kaleciler. Utku ile Ersin var biliyorsunuz. Belki altyapıdan bir kaleci daha yerleştirmeyi düşünüyoruz. Onu da yapabiliriz. Şu anda iki kalecinin arasında bir fark var mı derseniz yok, ikisi de aynı yetenekte oyuncular. Tabii ki hocamız karar verecek buna. Bizi de mahcup etmeyeceklerini düşünüyorum. Şu an için şey yok. Bu oynar veya şu oynar kelimesini söyleyemem. Zaten yanlış da olur. Onun için son dakikaya kadar bekleyeceğiz.